tabii kalsın. Senin de yapsan daha iyi olur aslında. Bence. Yeni müdür hanım. Evet, tanıştık. Belli oluyor. Kızım gitsene başımdan ya, gıcık mısın? Ya bayıldım yani. Renkleri muhteşem, çok güzeldi. Çok güzel kız değil mi? Güzel de laf mı oğlum, prenses gibi ya. Oğlum bu kız sana büyük gelir. 8. sınıfa gidiyormuş. Hiç de büyük falan değil. Biz de 6. sınıfa geçtik. Ne var? Emre fazla dalma, boğulursun. Şimdi sana dalacağım. Ne diyorsun sen ya? O kız sana bakmaz oğlum, ayağından kal. Hem müdürün yeğeniymiş, biliyor musunuz? Öyle mi? Ne var yani? Müdür hanımın kulağına yeğenini rahatsız ettiğin giderse cezalardan ceza ben artık. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum kızım, sen işine bak. Gördün mü, bana güldü. Bence şu yeni gelen çocuğa gülüyor Emre. Kızlar, bu gelen benimdir ona göre. Peki, zaten bana göre fazla zayıf. Ay çok yakışıklı. Gülcan, gruptan atılmak istiyorsun galiba. Canım öyle demek istemedim. Hoş çocuk yani. Burcu ne acaba? Sana ne? Merhaba çocuklar. Çocuklar. Merhaba. Merhaba yavrum. Biz okul müdürüne bakmıştık. Bir kayıt işimiz vardı da. Okulun müdüresi benim teyzemdir. Sizi onun yanına götüreyim. Bu arada ben Petek. Ben de Selim. Buyurun. Ya bu zirzot nereden çıktı ya? Şu saçlarını gördün mü? Şu şaklaban gibi. Ne oldu Emre? Bakıyorum havan fıstıya söndü. Ya gıcık sussana sen. Şuna bak. Ne o kızım? Daha ilk günden ders mi çalışıyorsun? Ders değil. Ne öyleyse? Taze fasulye tarifi. Ver onu bana. Zeynep Hanım açlığa başlamış da haberimiz yok. Hiç güleceğim yoktu. Bu ne ya? Verseniz onu bana. Geldi al. Ya versene. Al. Versenize. Gelsene. Ya versene şunu. Versenize ya. Hop, bak burada. Ver şunu. Ver şunu. At. Ne oluyor burada? Sence Kulin Nana'yı bulmuş mudur? Sanmam. Yoksa hemen bize haber verirdi. Merak etme, Nana mutlaka bize geri dönecek. Yoksa hala onu mu düşünüyorsun? Kimi? Mücire'nin yeğenini. Kim olacak? Peteği mi? Vallahi oğlum, o kız sana 5 numara büyük. Hem de okula gelen şu yakışıklı çocuğun peşinde. Sen onun gözünde daha çocuksun. Hiç de çocuk değilim, büyüdüm ben. Aman sevsinler. Bak fena yaparım ona göre. Emre aşık oldu. Bana bak, sana söylüyorum Yağmur. Emre aşık oldu. Yağmur seni elime geçirirsem. Yağmur seni bir yakalarsa. Gelsene. Makbuş kurtar beni. Sana söylüyorum Yağmur. Makbuş kurtar. Durun çocuklar. Bağırışmayın. Gelsene. Makbuş. Gel. Durun. Seni elime geçirirsem. Bırak. Gel buraya bir gün sana. Siz iyice tıvanadan çıktınız. Gel. Durun bakayım. Tabii yaşlı kadını buldunuz. Oyuncak ettiniz elinizde. Size söylüyorum. Dur bakayım şurada. Dur. Babanız gelince hepsini anlatacağım. Alo. Babişko, seni çok özledik. Gel artık. Yaşasın. Demek çok az kaldı. Alo hayatım, nasılsın? Çocukları hiç merak etme canım. Sen ne zaman dönüyorsun? Anladım. Tamam, söylemem. Efendim? tabii vereyim. Alo babişko. Bizi merak etme, çok iyiyiz. Evet. Okulumuzun birası büyüdü, kocaman oldu. Diğer sınıflar da geldi. Üzmüyoruz babacığım. Hanım bakmış da sana selam söylüyor. Nana mı? Memleketine gitti babacığım birkaç günlüğüne. Ne birkaç günü ayol? Haftalardır ortada yok kız. Artık nereye gittiyse Allah bilir yani. Neyse ki ben çocukların başındayım da yavrucaklar ortada kalmadı. Tabii tabii, vereyim canım. Alo babacığım, bir de utanmadan bana küsüyor musun? Ne yani, yalan mı? Nana hala ortada yok. Sense Petek'ten başka bir şey düşünmüyorsun. Ben de Nana'yı merak ediyorum. Hayır etmiyorsun. Sen böyle davranmazsın. Neden anlamak istemiyorsun? Simge'nin yaptıklarını görmüyor musun? Babam gelir gelmez onunla evlenecek. Evlenmeyecek. Ne olursa olsun buna engel olacağım. Yine Nana'yla eski güzel günlerimize döneceğiz. Hani sen kocaman adam olmuştun? Ağlama ama. Kocaman adamlar ağlamaz. Sana bağırdığım için özür dilerim. Ben de kardeşim. Ben de özür dilerim.